Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Allahümme la sahla illa ma cealtahu sahlan. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شامگه یارم ساعت چه وقت مزبار بیت موضوعی علمی بحث فتده کلگا آماختمن ترول موضوعی صحبت آخرلرده انشالله توختارش حرکت قلمن bu mavzu ham trollarga aloqador mavzulardan, ya'ni biz musulmonlarga bo'layotgan tashqi ichki dushmanlarning hamlasi, hujumi oqibatlarida islomni yangi o'rganib, yangi tushunib, har bir bahs, munozara, mulohazalarda ilmiy asoslarni xohlab shuni javobini eshitmoqchi bo'lib turgan samimiy qalbi ixlos iymon bilan ziynatlangan musulmon muslima birodarlarimizga bu ilmiy bahsni aytib qo'ymoqchimiz. Sababi bu ilmiy bahs boshqa o'rinlarda ham musulmon shaxsiyatning o'zini dinini o'sha mavzuda ilmiy bahsdan xabardor bo'lib qolishimiz kerak. Mavzu nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Ali karramallohu vajhahuga ikkinchi xotin olishlik mavzusida e'tiroz bildirganlari ma'nosidagi islom matnlarida kelgan hadis va uning asl ma'nosi muhaddis ulamolarimiz qilgan rivoyatning sharhida shorihlarimiz nima degan, ahli sunna val jamoa ulamolarining bu hadisga aytgan fikrlari qandoq edi, qay darajada fikr bildirishgan edi, bularni bilib qo'yishimiz kerak. Bilmasak İslomimizni yaxshi bilmaganligimiz sababli bizni xohlagan paytda provokatsiyaga tortishga ichimizda turgan va tashqarida turgan dushman tayyor turibdi. Qo'liga qurol ko'tarib olgan, bugungi kunning quroli, ya'ni til bilan, maqolalar bilan turli xil vaziyatlarda musulmonlarga zarba berishyapti. Alloh subhanahu va taolo bunday zarbalarni bu islom ummatiga faqat va faqat kuchaytirishlik uchun qadarda yozgan bo'lsa zarbalarni o'tkazadi. Musulmon ummati hech qachon bunday zarbalar bilan yengilib qolmaydi. Islom ummatining bir tushkunlikka tushgan davri bo'lsa-da, lekin albatta u yana qaddini ko'taradi. Albatta u o'zining ilmiy asosdagi maslagiga qaytadi va qadimda dunyoga ustozlik qilgan bu ummat yana inshaalloh kelajakda ham bu ishni uddalaydi. Boshqa ummatga bu vazifa munosib emas. Butun insoniyatning peshvosi bo'lishlikka haqli ravishda islom ummati haqqa ega. Buni ilmiy asosda, madaniy suratda tarixda ham ko'rganmiz, hozir ham bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Bizning vazifamiz nima? Asl islomning matnlaridagi ilmiy asosni o'rganib qo'yish va shu o'rgangan ilmiy asosimizga amal qilish. Shularni bilib o'rganib unga amal qilsak, keyin bizga hujum qilishi mumkin bo'lgan dushmanning hujumiga biz to'g'ri ma'noda raddiya va to'g'ri ma'noda unga muqobil tura bilamiz. O'sha mavzu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nisbatan beodoblik, behurmatlik qilgan ba'zi johillar va bu johillarga ergashib ba'zi fosiqlar payg'ambar alayhi salatu va sallamga nisbatan noto'g'ri gaplarni gapirgani bu katta bir shov-shuv bo'ldi. Shovshuvning tagida siyosiy maqsadlar yotganligi ko'rinib turibdi. U sof islomiy nuqtai nazardan ishlab chiqilgan mavzu emas. U odam hali ishga tayinlanmasdan, hech kim bo'lmasdan turib yurgan paytida yozgan narsasini ishga tayinlangandan keyin olib chiqishgan tashqariga. O'sha Hayot Baxtiyor o'g'li degan fosiq narigi fosiqini ishini tashqariga olib chiqqan, maqsadli bo'lgan. Shu maqsadli vazifalarga tushib qolishgan va o'sha paytda biz shaxsan o'zim va boshqa birodarlarimiz
hodisaga munosabat bildirdik, uni xatosini, buni xatosini aytdik, shar'iy nuqtai nazardan noto'g'ri, uni ham gapi noto'g'ri, buni ham ishi noto'g'ri dedik va provokatsiya qilayotganlarga aldanmaslik kerak. Troll kompaniyalar, troll fabrikalar ataydan ishga tushganligi, musulmonlarni bunaqa vaziyatlarda aldab, hissiyotiga tegib, ularni aqliy salohiyatlarini soyaga soldirib, o'zlari davraga ularni gijgijlab chiqarib, islom ummatini boshiga musibat kelishligini xohlaganlar bu ishda qilgan maqsadlariga erisha olmadilar. Ularning shu maqsadlariga erisha olmaganligida ba'zilari o'zi e'tirof qilyapti. O'zbekiston ichidagi talaba ilmlar, ba'zi ahli ilmlar, ba'zi ulamolarimiz, ustozlarimizning qilgan faoliyatlari sabab bo'ldi. Ular trollarning fabrika bo'lib ishlayotgan, ya'ni kuch bilan jamoaviy bo'lib ishlayotgan, men programmistman degan ba'zi betayin odamlarning zakazlari, buyurtmalari bilan qilingan ish amalga oshmadi. Bundan ichkarida turgan ahli ilmlarga nisbatan adovat, alamzadalik ro'yobga chiqdi. Hozir e'tibor bering, faqat troll fabrikalari to'xtamasdan haqorat, musulmonlarni haqorat qilish, shaxsan ahli ilmlarga, yani talaba ilmlarga, bizga o'xshagan bir ilm talabida yurgan talib ilmlarga ham to'xtamay hujum qilishyapti. Haqorat, haqorat, haqorat. Bunga ilinganlar bor. Mana shu provokativ uslubga ilinib, fikriy ma'noda ularga asir tushib qolganlar bor. Bitta bola menga telefon qildi, "Qattasan" deb yozyapti messenjerimga. Qattaligimni aytdim, telefon nomerini turdim, "Men ko'rishmoqchiman sen bilan" dedi. "Kel" dedim. Bu yonimizda, bizni oldimizda bir joyni aytdim, keldi, ko'rishib gaplashdik. Menga aytyaptiki, "Sen" deyapti, "falonchini falon narsa qilyapsan, tarafini olyapsan. Daliling borsam yo'q." Dalil yo'q. Shunday zambirivit qilinganki, ya'ni manqurtlashtirilganki, eshitgan, ko'rgan, bilgan shu trollarning kimligi noma'lum bo'lgan, mana Abdurahim Shoshiga o'xshagan yoki boshqa Umar ibn Xattob deb nomini qo'yib olgan, Alixon Tora Sog'uniyning rasmini qo'yib olgan trollar to'xtamasdan gapiravergani evaziga u ta'sirlanib qolgan u bola. Kelib 10 minut, 5 yarim soat gaplashgandan keyin sansirayotgan bola sizlashga o'tdi. Kechirasiz, uzrga o'tdi. To'g'ri, bir ma'noda o'zini gordusini ushlab turibdi, lekin umuman yo'q. Kallada islom tushunchasiga suyangan birorta gap yo'q. Menimcha, taxminimcha, mening fikrimchadan boshqa gap yo'q. Men aytdimki, "Sening mening fikrimcha degan gaping shariat emas. Fikring o'zingniki, gap bo'lishi mumkin emas. Inson fikrga ega bo'lishga haqqi bor, lekin shaxsiy fikrini shariat asoslari bilan dalillab bermagan odamning shaxsiy fikrlariga ummat ergashishga majbur emas. Bu qoidaga dunyodagi hamma dohil. Hatto sahobalarning shaxsiy fikrlari oyat va hadislar bilan quvvatlanmasa olmaydi ummat. Shaxsiy fikr deyiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Alloh va uning rasuliga itoat qilishlikni buyurgandan keyin ulul amrlarga itoat qilishlikni buyurib, uning orqasidan agar bu mavzularda, ulul amrga itoat qilish mavzusida munozaaga tushib qolsanglar, farudduhu ilallohi va rasul degan, Alloh va rasuliga qaytarasizlar. In kuntum tu'minuna billah, Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar. Bu oyatlar ma'lum. Demak shu 10 minutmi, 15 minutmi bu istiora. Yana troll yozyapti. Yarim soatdan oshiqroq gaplashdik. U bola sansirab kelib haqorat qilgan bola o'zi oxirida sizlab uzr ma'zurni aytib ketdi. Biz ochiq-oydin odammiz. Kesin har qanday odam bilan ilmiy bahsga tayyormiz. Men unga aytdim, aytayotgan gaplarimga oyat hadisdan, islom ummatining salaf ulamolarining fahmidan dalil keltirmasam ergashga majbur emasman dedim. Savol berdim. Bergan savoliga oyat, oyatni quvvatlovchi hadis, oyat va hadislarning fahmi bo'yicha Hanafi ulamolar nima degan, Malikiylar nima degan aytib berdim. Qanoat hosil qildi. Men qanoat hosil qilmayapman degan joylarida shaxsiy fikr bilan qanoat hosil qilmayapti. Shu, endi shu mavzuga e'tibor beryapmiz. Ijtimoiy holat shu hozir. Odamlarning fikrlarini bir tomonga yo'naltirib, hammani
İslam ümmetinin birdemliği, küçü, kuvveti, geleceği de menfaati için hareket kılıyken adamlarını loylaş, hakaret kılış, hatta katıl bilen, korkutuş, murtad, kafir deyişkeçe barış yap. O şey troll fabrikalarının faaliyeti Müslümanların faaliyeti mez. Ular Müslümanlar mez. Ular ki politik yetkililer Müslümanların uruşturuş için onlarını oylayıp çıkan. Şimdi bu troll bulu alıp haklayan işini kılı yetkililer bu gapten ki, bu kaideni kurgenden ki tıpırçılap kalıştı. Tıpırçılap kalıştı. Umar Turkistani degeni özüce fortışkı kıdır yaptı. Hakını gapirgenlerini troll deyilermiş. Hakını? Hakını. Musa aleyhissalatu vesselam'a karşı çıkan Bani İsrail'e hakını gapirgen. Ular ham haq talabdagi odamlar bo'lgan. Havorijlar haqni gapirgan. Haq oyatdan dalil keltirgan. Haq nimaga ishlayotganligiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ular siyosiy maqsadlari bor. Xo'p, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali karramallohu vajhahu haqlaridagi hodisani İmom Buxoriy, İmom Muslim sahih sanatlar bilan rivoyat qilishgan. İmom Buxoriy va Muslimning hadislaridagi sanatga hiç kimni til tekizishga haqqi yo'q. Muhaddislarning o'zini ilmiy istilohlari bor, unga kirishmaymiz. Lekin sahih hadis bu İmom Ahmadning sunnatlarida ham bor, İmom Abu Davudning sunnatlarida ham kelgan, turli xil hodisalarni, voqealarni keltirilgan. Hadis Misvar ibn Mahrama radiyallahu anhu'dan qilingan rivoyat. Misvar ibn Mahrama radiyallahu anhu. Bu kishi Yazid ibn Muaviye davrida Madinai Munawvaraga qochib kelganlar. Qochib kelish qanaqa siyosiy fitnalar bo'lgan o'sha davrlarda. Kelgan paytlarida bu hadisni Yazid ibn Mahramadan rivoyatini Ali ibn Husayn rivoyat qilgan ekan. İmom Buxoriyni rivoyatlarida bu Hazrat Ali'nin nabiralaridan, ya'ni avlodlaridan, urug'laridan. Shu kishi kelib Ali ibn Husayn'ni ko'rib aytganlar ki, bu Hazrat Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qolgan meros qolgan qilich qatdi degan ekan. O'shani menga ber, agar sanda bo'lsa, sen boradigan joyingda seni qilichingni olib qo'yishadi. Menda bo'lsa, meni o'ldirmaguncha qilich olisha olmaydi. Mavzu shundan boshlangan va buni davomida men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ushbu hadisni eshitganman deb Ali ibn Husayn'ga, Hazreti Ali'nin avlatlariga, avlatlardan biriga bu hadisini aytib bergenler. Bir kuni Fatima onamiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin avlatlariga kelib, ey Allah'ın Resulü, bu kuyoviniz Abu Cahil'nin kızıga sovchi bo'lyapti dedi. Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem xutba qildilar da jamoatni to'plab xutbada butun boshli musulmonlarni oldida turib Abdushamsning o'g'li ham meni kuyovim edi. U gapirganda rost gapirdi, va'da berganda va'dasiga amal qildi deb boshqa kuyovlarini sifatlarini gapira turib aytdilarki, Allohga qasamki Fatima meni bir bo'lagim dedilar. Kim Fatimaga azor yetkazsa, u menga azor yetkazadi dedilar. Men Allohga qasam ki Alloh halol qilgan narsani harom qilmayman, Alloh harom qilgan narsani halol qilmayman, lekin Allohning rasulining qizi, Allohning dushmanining qizi bilan bitta uyda jamlanmaydi dedilar. Mana shu hadisni gapirganlaridan keyin Hazrat Ali sovchilikni to'xtatdilar, Abu Jahlning qizini olmadilar. Mana shu hadisni biz o'sha hayot baxtiyor o'g'li degan o'zini ahli ilmman deb qo'shtirno ichida programmistlik, programmachilik bilan shug'ullanar ekan-ku, har xil programmalar bilan shug'ullanar ekan. O'shani ahli ilmi ekan u. O'sha trollarni onalari, shular tug'iyapkan trollarni. Programmistlar tug'iyapti trollarni. Shu yo'qolib qoldi hozir. Nimaga? Bildi, oqibat yaxshi emas. Bular musulmon ummatining ichidagi asl haligi yara, asl musulmonlarning ichiga chiqqan chipqon mana shular ekanligini o'zi bilib turibdi. Shunga berkinib oldi. Muammoni asli o'sha oilaviy bular. Rohila degan onasi bor, Rahim turdi degan akasi bor, yana
Tokta Gül degan opasi bor, ochiq sochiq opasi, yani ro'moldan gapirar ekan shular. Mana shular islom ummatining nomidan kim ikkinchi xotinlikka qarshi chiqsa, xotin qul, ikkinchi xotin oberishlikka qarshi chiqqan ayol shallaqi deb post qo'ygan. O'sha postga qarshi o'laroq men aytayapmanki, payg'ambar alayhi salatu vasallamni ham haqorat qilyapti bu mana shu gapi bilan. Millionlagan musulmonlarni haqorat qilyapti shu gapi bilan. Millionlagan muslima ayollarimizni shallaqi deyapti shu gapi bilan. Inson tabiatan ba'zi narsaga qarshi chiqishligi shar'an uni harom halol qilishligi sabab bo'lmaydi. Bu hadis deb gapirganimdan keyin ba'zilar o'sha trollar, trollarning ichida ba'zilari nima dedi? Bu yerda faqat o'sha Allohning dushmani Abu Jahlning qizi bo'lganligi uchun Rasululloh ruxsat bermaganlar. Shar'an shunaqa deyishyapti. Mana shu ilmiy asosni bilmasdan turib shaxsiy tushunchasiga shariatning asoslarini ishlatish uchun bu gapni gapirayotganligi ma'lum bo'lib turibdi. Ulamolarimiz bu hadisni sharhlaganlar. Sharhida bir qancha sabablarni keltirishgan, 4 ta sababni aytaman men. Imom Navoviy, Ibn Hajar Asqaloniy va lar bu Imom Navoviy Muslimning shorihlaridan, eng ishonchli, eng mo'tabar zotlardan Ibn Hajar Asqaloniy Fathul Boriyni yozganlar. Bu kishi Sahih Buxoriyning shorihlaridan. Bu zotlar sharhlaganlar 4 ta dalilni keltirishgan ekan bular. O'sha 4 tani aytamiz. Birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aslida halolni harom, haromni halol qilmasliklarini ataylab ta'kidlayaptilar. Ya'ni bu halol ish demoqchilar. Shar'iy nuqtai nazardan ayol 2-chi, 3-chi, 4-chi ayolga uylanishlik ruxsat. Ba'zi shartlar bor, adolat lozim, ba'zi masalalar bor, o'shalar asosida ruxsat. Va bu ishni islom shariati ijod qilmagan, kashf qilmagan. Islom kelgan paytida ko'p xotinlilik shoyi bo'lgan, joriy bo'lgan, islom uni chegaraladi. Chegaralaganda ham unga adolatni shart qilib qo'ydi. Va bir qancha hikmatlarni bu yerda borligini zikr qildi. Unga kirmaymiz. Bu bor, Qur'onda bor. Fankihu mataba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu oyat Nisa surasida. Alloh taolo bitta ruxsat beryapti. Payg'ambar alayhisolam aytayaptilarki, men halolni harom, haromni halol qilmayman. Ruxsat narsa, lekin Fatima meni bo'lagim. Kim Fatimaga azor bersa, u menga azor bergan bo'ladi, deyaptilar. Payg'ambarga azor berish Qur'oni Karimning oyatida sobitki, kim payg'ambarga azor bersa, unga Allohning la'nati bo'ladi. Qur'oni Karimda bu bir qancha oyatlar bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qiluvchilar jumlasini zikri kelganda shu oyatlar dalil keltiriladi. Kim Rasulullohga azor bersa, u kishini haqorat qilib azor bersa, unga Allohning la'nati bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom deyaptilar birinchi ma'noda. Fatima bundan azorlanishligi va Fatimaning azorlanishligidan Rasululloh azorlanishlari va buning oqibatida Hazrati Aliga nisbatan Allohning la'nati bo'lib qolish ehtimoli borligini bilib, Aliga rahmlari kelib bu ishni qilmagin. Insonchilik Fatima agar azor topsa, men ham azor topaman, oyatga tushib qolishing mumkin degan ma'noda to'sgan ekanlar. Ruxsat bermagan ekanlar. Shuning uchun ham Hazrati Ali nafaqat Abu Lah, ya'ni Abu Jahlni qizini nikohlariga so'raganlar. Undan keyin boshqa qizlarni, boshqa uylanish rejasini ham qilsalar bo'lardi, qilmaganlar. Nima uchun? Chunki Fatima kundoshlik masalasida azorlansa, uning oqibatida bu azorga Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham sherik bo'ladilar, mening bo'lagim deyaptilar. Kim azor bersa, unga Allohning la'nati bo'ladi degan oyatga tushadi. Shuning uchun bundan qaytarganlar, Aliga rahmlari kelgandan qaytarganlar degan dalilni keltirishgan ekan. Birinchisi. Va bunga innama Fatimatu bad'atun minni yu'zini ma adaha degan dalilni keltirishgan ekan o'sha hadisda. Fatima mening bir bo'lagim. Kim Fatimaga azor yetkazsa, menga azor yetkazadi deganlar.
Demek fakat Abu Cahil mesekene troll kampanyalarının içindeki bazı cebeliler, kural kotarı olup Müslümanlarını murtad diyetkenler. Dalilini örgeniler, braderler. Şer'i dalil etrafı da toplanaydık. Birincisi bu. İkincisi, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Fatime'ye nispeten has hükümleri bugün. Çünkü Fatime'den başkalarına ruhsatı Fatime'ye ruhsatmaz. Fatime'nin üstüge hatını alışı ruhsatmaz degen manada. Degen fikri keltirişken eken. Üçüncüsü, Fatime radiyallahu anhanın dinde fitnelenip kalış ihtimalini nazarda tutup iştihat bilen Hazreti Peygamber aleyhi salatu vesselam Fatime fitneye düşüp kalmasın dinide deyip Fatime'nin himayesi için bu işini kıyana kallar. Törtüncüsü, Allah'ın düşmanı bugün Abu Cahil'in kızı bilen Allah'ın Resulü'nün kızı bitti töşekte, yani bitti nikahda cemlenmeydi degene kallar. Şu cemlenmeydi degen gapning manası ne mi dese ulamalar, ben Allah'ın kaderine iman keltirgenmen ki Allah Teala bunga ruhsat vermeydi. Bunu kaderge bunu deyikilip yazmasligi kerek degen manası varken İmam Nevavi başka bir hadisini keltirgenler. O kim? Anas ibn Nadir degen sahaba bugeller. Bu kişinin kızları özünün kolundaki çorunu tişlerini sindirip koyadı. Aldı dedik rubai tişlerini. Sindirgenden keyin o kolundaki cariyesini tamandaki adamlar kasas alışke talep kılışadı. Peygamber aleyhissalatu vesselam aldığı kegende uşa Rubeyye miydi? Rabiye mi ki? Yok. Kimi de atı? Rubeyye benimce. Allah alem uşa ayol. Nadır'ın kızı. Rubeyye binti Nadır. Radıyallahu anh'a. Uşa kişini kasas olarak dişini sindiremiz. Diğerleri de Anas ibn Nadır etken ekeller ki Allah ki kasem ki Allah Teala Rubeyye'nin dişini sindirtirbeydi. Degene keller. Şunu metnine ap gelip İmam Nevavi aytadılar ki ben Allah'ın kaderine iman keltiremen, kaderde bu iş bu mesleği kerek deyip kasem içken eken. Keyin uşa keyinçelik dişi singen tamam pulga razı bugen, afu kılışken, keçirişken şu bilen dişini sindirişi kasasdan azat kigen de Peygamber aleyhisselam aytken ekeller ki Allah'ın şundayı bendeleri var ki kasem içse Allah Teala onun kasemini, icrasını yani ispatını yeryüzde kursatadı deyip Anas ibn Nadır'ı mehtegene kallar. Peygamber aleyhisselam Allah ki kasem ki Allah'ın düşmanı bilen Allah'ın Resulü'nün kızını bitti nikahda cemlemeydi degeni uşa manada. Allah'ın kaderi de bunda inerse böyle şey mümkünmez. Ben bunge iman keltirgenmen degen manada iştihat ve hakikatte uşa iş. Şunday bu geneken. Şam'a yakınlaşıp kaldı biz deyem. Bazıları Şam'da bir yazı yaptı. Şimdi hulasa sıfatı azan iştirdi bizde. Hulasa sıfatı da uşa troll profillerinin her türlü hareketlerden kep çıkan hulasa şu ki aslında troller Müslüman emez. Her türlü namlarını koyup alıp hareket kılıyordu. Müslüman emesliğine bir kança delillerimiz korunup durdu. Ular Müslümanlarını cem buluşluğunu, özara ortadaki muhabbetini cipsleşişini haklaşmaydı. Ular imkan kadar Müslümanlarını birbirine adavatlaştırışlıkla hareket kıladı. Ve ular şunda geplerini yazışadı ki onu siz kimliğini görmeyiz. Korkmasından yazadı. Ağızda kegen derseni yazadı. Allah Teala onu korup durgenliğini mülahıza kıladığın adamlar mı? Aksar ateist buluşu mümkün. Yok ki din düşmanları buluşu mümkün. Oturup alıp namını büyük zatlarımızın namını koyuvagen, ismige Umar ibn Hattab'ın namını koyuvagen, Abdurrahim Şaşi divagen, bunlar Müslüman mı? Şular. Müslüman bugendeydi imanının sınavı, imtihanı, imanının asası da yüzme yüz kuruşup Müslümanlar bilen gepleşerdi. Şunçelik ığva fitnelerini halatı şartmaz idi. Ben hiç madde ettim. Müslüman buselerin kellerin dedim. Kegeni yok, cevap bergeni yok. Yani bundan hem kep çıkadı ki ular Müslüman mez. Turlihil Müslümanlarını saddalarını aylantırıp başını biraz zaharla oturuşuptu. Ularını Müslüman mez deyip itibar kılış İslam ümmetinin menfaatige hizmet kıladı.
Çünkü ular din düşmanı deb qarasangiz, gapidan ta'sirlanmaysiz. Ularning gapiga nisbatan noto'g'ri xulosa bilan amal qilib qo'ymaysiz. Kofir deb bilsangiz, demak ularni qachonki o'zlari yuzlarini ochib "Men musulmonman" desa, ana undan keyin uning musulmonligi tasdiq bo'ladi. Bugun suhbatimiz shu, azon eshitildi bizda ham. İnşallah yana keyingi suhbatlarimizda suhbatlarimizni davom ettiramiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته